Evet Cansu, şu anda olayın yaşandığı noktadayız. Odunpazarı Emet Mahallesi'ndeyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği o algı operasyonundan sonra asıl gerçeği anlatacağız. Yanımızda da aslında Aysun Demir var, 57 yaşında. O gün neler yaşadığını anlatacak bize. Efendim merhaba. Merhaba yavrum. Efendim neler yaşandı o gün? Siz o çöpte ne arıyordunuz, ne yapacaktınız oradan bulduğunuz yeri? Yavrum ben her zaman bu çöpten alıp kedilere veriyorum, köpeklere veriyorum. Burada dönerci var, büyük marketler var. İsraf olmasın diye ben gördüğüm zaman alıp kenarlara koyuyorum. Burada Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği resimde burada kaplar var gördüyseniz. Onların içine koyup hayvanlara veriyorum. Komşumun köpekleri var, benim köylümün kedileri var, onlara götürüyorum. Benim iznim olmadan, benim haberim olmadan benim resmimi çekmiş, televizyonlarda yayınlamış. Benim haberim yoktu. Görünce çok üzüldüm, çok sıkıldım. Benim ihtiyacım yok. Şurayı da gösterelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Olayın yaşandığı nokta işte burası, Odun Pazarı noktasında. Evet. AK Parti'nin şuralara koydum. Çalışmalarını yaptığı bir ofis bulunuyor. O fotoğrafı gördüğünüzde ne hissettiniz? Ne hissettim? Çok üzüldüm. Beni ekmek alıp yiyen bir duruma getirmişler. Benim ihtiyacım yok. Geldi, herkes gördü. Beni bilen biliyor. Bilmeyen de zaten ne derse desin. Ben aynı almaya da devam edeceğim. Vermeye de devam edeceğim. Ben köylü bir kadının. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Patates, soğan kabuğunu biz ısraf etmeyiz, hayvanlarımıza veririz. Mandalin, elma kabuğunu ağaçların dibine atarız. Ben çöpü burada gördüm. Israf olmasın diye ben ısrafa karşıyım. Aldım. Ben yemek için almadım. Benim maddi durumum iyi. Benim evlerim var, kirada, köyde tarlalarım var. Öyle yorumlamışlar. Bunları da vicdanına, eline koyarak yorum yapsınlar. Ne hissettiniz? O haberi izlediğinizde ne hissettiniz? Ne hissettim? Kendimi kötü hissettim. Üzüldüm. Beni kötü duruma düşürdü. Fakir, yoksul, çöpten ekmek yiyen duruma düşürdü beni. Kötü hissettim kendimi, üzüldüm. Ben kaç gündür televizyonlardaymışım, benim haberim yok. Sizin bu ev sizin mi? Onu da gösterelim kameraman arkadaşımdan. Benim, ikinci kat benim. Ankara'da var evim, köyde iki tane evim var. Benim petrolüm vardı, benim eşim ölünce mecbur kapatmak zorunda kaldım. Eşiniz de galiba yayın öncesinde bahsetmiştiniz, Haç'ta vefat etti. Evet, Haç'ta kalp krizinden 48 yaşında vefat etti. Ben çocuklarımın başındayım çok şükür, arımına, namusumuna çöpten aldım, kedilere, köpeklere verdim. Vermeye de devam edeceğim. Ben ısrafa karşıyım. Peki dava açıldı mı, dava açtınız mı Kılıçdaroğlu'na? Şikayetçi oldum. Kılıçdaroğlu'ndan da davacı olacağım. Avukatım da temin edildi. Sonuna kadar da arkasındayım. Peki fotoğrafı çekeni gördünüz mü siz? Görmedim. Görsem çektirmeyin yavrum. Görmedim. Çekeni görmedim. Ben görünce zaten şok oldum. Peki ben olayı bir de kendim göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım rica edeceğim. İşte geçtiğimiz cuma günü olay meydana gelmiş. İşte bu çöp konteynerinden Aysun Demir bu bölgede atılan, yani bu bölgede et parçaları gibi o parçaları toplayıp bu bölgedeki hayvanlara yediriyordu aslında. Fakat istismarcı bir kişi tarafından fotoğrafı çekildi ve o fotoğrafla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderildi bu fotoğraf. Ve o Kemal Kılıçdaroğlu da bunu istismar ederek Aysun Demir hakkında İşte tanzim satış noktasına gidecek parasının olmadığını, yol parasının olmadığını ifade etmişti. Fakat şu anda Aysun Demir de anlattığı gibi kendisi aslında ekonomik olarak tamamen kendisine yeten bir durumda. Kendisinin maaşı var bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda burada bir dairesi var. Aynı zamanda kendi köyünde bir dairesi var. Aynı zamanda Ankara'da bir dairesi var. Yani ekonomik olarak anladığım kadarıyla evet, tarlaları da var. Şu an davada açıldı anladığım kadarıyla. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan ne söylemek istersiniz efendim? Ne söylemek isterim? Vicdana gelsin. Ben cahil bir kadınıken birinin resmini oralarda göstertmen rencide olur diye. Ben o çöpten ekmek alıp da yediğimi farz etsin. Bunu göstermesi mi gerekiyormuş? Bunu söylemek istiyorum. Çok kınadım, onu kınıyorum. Efendim siz neler söylüyorsunuz? Yanımızda da aslında AK Parti Odun Pazarı Belediye Başkanı adayı Volkan Doğan da var. Bu fotoğrafı kim servis etti efendim? Siz bunu biliyorsunuz. Tabii efendim. Şimdi biz olayı çok yakından takip ediyoruz. Cuma gününden bu yana Eskişehir'de Odun Pazarı Belediyesi'nin yetkilileri tarafından paylaşıldı fotoğraf. Bize de gönderildi ve biz tabii hemen olayın üzerine gittik. Dedik ki böyle bir şey Odun Pazarı'nda yaşanması mümkün değil ve üzerine gidilerek meseleyi Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına kadar fotoğrafı taşıdılar. Buradaki maksat Türkiye'yi dünyada çöpten ekmek toplayan
hayatını buradan geçiren insanların olduğu bir memleket gibi anlatmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu bunu her zaman yapıyor. Her yerde yapıyor. Türkiye'yi dünyaya rezil etmek adına, dünyaya kötü göstermek adına hep bu uygulamaları yapıyor. Biz burada bu meselenin takipçisi olduk. Bölgeyi çok iyi biliyoruz. Aysun teyzemize ulaştık. İki gündür kapısını açmıyor kimseye. Üzgün. Gerçekten gözyaşlarıyla dün karşıladı bizi. Biz kendisine anlattık meseleyi ve işin aslında kamuoyuyla paylaşmamızın doğru olduğunu düşündük. Ve bir kez daha Kılıçdaroğlu'na buradan bu iftiralarla, yalanlarla, buradaki onun paydaşları ve burayı yöneten belediye zihniyetiyle birlikte neler yaptığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Burada bu fotoğrafı çekmek yerine gelip de hal hatır sorsalardı, evet, teyzeciğim senin bir sıkıntın mı var, ne var burada, evet, deyip sorsalardı, böyle bir duruma düşmezdi. Genel başkanların da böyle bir duruma düşürmezlerdi. Ama Kılıçdaroğlu'nun zaten bu alışkanlığı, şu anki belediye yönetiminin de bu konuda bir alışkanlığı var. Bu iftiralar, bu yalanlarla bir yere kadar artık işte milletimiz de, evet, tüm kamuoyu da gördü. Koskoca bir genel başkan sadece algı operasyonu yapmak adına Aysun teyzemizi ve tüm Odunpazarı ve Türkiye'yi kamuoyuna ve dünya medyasına rezil etti. Ama bunun karşılığında ne kadar büyük yalan ve iftira attığında tüm Türkiye ve tüm dünya gördü. Ben burada sizler aracılığıyla bir kez daha Aysun teyzemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz burada onunla birlikte bir proje gerçekleştireceğiz. İnşallah tazminat davamızı açıyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan aldığımız tazminatla birlikte burada yapacağımız barınağı ve bir Pati Otel dediğimiz hayvan barınağı ve hayvan severler için bir otel açacağız. Ve onun ismi de Aysun ablamızın ismini vereceğiz orada. İnşallah. Aysun Demir teyzemiz. İnşallah ismi de bu hayvan sever kişiliğiyle Kılıçdaroğlu'ndan aldığımız tazminatla yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. İnsanlar çöpten toplayıp da 4 katlı ev yapmış demiş. Ben köyde doğdum, köyde büyüdüm. Eşim öldükten sonra 3 sene oldum buraya geleli. Yazın köydeyim, kışın buraya ben 4 ay geliyorum. 4 ayda ben çöpten topladığımdan ev yapmışım. Bunu da duysunlar. Öyle bir şey. Ben köyde yaşıyorum. Mart gelsin ben yine köydeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Allah razı olsun. Evet. Eskişehir'deyiz. Odunpazarı'ndayız. Olayın yaşandığı noktadayız. Aysun Demir'le birlikteydik. Tüm Türkiye aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o asılsız durumdan sonraki gerçeği bizzat kendisinden duymuş oldu. Kendisi aslında o gün burada tamamen sokak hayvanları için bu çöpe atılan erzakları, yiyecekleri topluyordu ve hayvanlara veriyordu. İşte Kılıçdaroğlu tarafından bu çarpıtılmış durumda. Kendisi de bu durumdan oldukça muzdarip, oldukça rahatsız. Çünkü vicdanları rahatsız eden bir durumdu. Gelişmeleri paylaştık, aktardık diyelim ve sözü Eskişehir'den merkeze bırakalım. Cansu.